Ama abi kafayı yiyeceğim, yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir saattir şifremi alamıyorum, müşteri hizmetlerine ulaşamıyorum. Ya lanet gelsin, nereden bulaştım bu belaya ya. Bakın arkadaşlar, buraya geliyorum, şifremi hatırlamıyorum. Bakın, hesabınıza erişemiyor musunuz diyor. Şifremi hatırlamıyorum. Buraya TC kimlik numaramı giriyorum. Bakın, şifre bağlantısı gönder diyor. Şifre bağlantısını gönderiyorum. Sistemimize kayıtlı böyle bir abone yok, lütfen tekrar deneyiniz diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Allah rızası için. Şimdi ofisteyim, birazdan çıkıp karakola gideceğim. Orada suç duyurusunda bulunacağım yani. Ya bu 10 gündür giremiyorum ben ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Faturamı ödüyorum, şey yapabiliyorum. İnterneti iptal ettirmek istiyorum. Hayatımda gördüğüm en kötü internet ya. Şimdi karakola doluyor, oraya çıkacağım. Dostlarım, şu anda karakola geldim. Yolda gelirken de çocukluk arkadaşımla denk geldim. Ortaokul arkadaşımla, onunla konuştum. Onlar da esnaf dükkanları var. TürkNet bağlatacaklarını söylediler dükkanlarına. Ben de dedim ki ona güzel tatlı bir uyarı yaptım Ramazan Başbuğ diliyle. Yani samimiyetine güvenerek kendi dilimde bir uyarı yapma. Karakola da geldim. Karakol şu anda arkamda. Gereken suç duyurusunu diyeyim artık. Her neyse, onu karakolda çözmeye çalışacağım, soracağım. Çıkınca ben size haber veririm detayları. Karakoldan çıktım. Karakolda yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Valilik binasına yönlendirdiler tüketici haklarına. Oraya gidip şikayette bulunacağım. Bir sonuç almam zorundayım ya. Bu öyle bir saçmalık yok. Benim muhatap olabileceğim bir yani sekreterlerim diyeyim artık, ne diyeyim. Kimse yok yani, müşteri hizmetlerinde ulaşabileceğim bir temsilcisi yok. Sadece canlı destek üzerinden konuşuyor, sonunda da kapatıyor. Arkadaşlar, şu anda Aksaray Meydanı'na geldim, valilik binasına. Tüketici haklarına şikayette bulunacağım. Şikayet edeceğim, söyleyeceğim. Karakolda söylediler bizim yapabileceğimiz bir şey yok diye. Aksaray Valiliği arkamda gördüğünüz gibi. Akşam olunca bura çok güzel oluyor ya. Işıklandırması falan. Abicim, ben anlamadım ki ya. Karakola gidiyorum. Valilik binasına yönlendiriyor. Valilik binasına gidiyorum. Orası diyor nüfusa taşındı diyor. Benden dalga mı geçiyorlar ya? Ben nüfus dediği yerde, bizim burada eski sanayinin orada. Çok uzak arkadaşlar, ben oraya şu anda gidemem. Nasıl gideceğim? E-Devlet üzerinden de şikayette bulunabiliyormuşuz. E-Devlet'ten bulunacağım. E-Devlet'in şikayetimi de... Arkadaşlar, ofise geldim. Şimdi E-Devlet üzerinden şikayette bulunacağım. Tüketici hakemiyetten ve başvuru işlemlere tıkla. Tüketici hakemiyetten ve başvuru işlemlere uygulamaya git. Kimlik doğrulama diyor. Burada bekleteceğim sizi. Tüketici başvuruları diyor. Ona giriyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Şimdi ilk adımları uyguladım. Kaydet diyeceğim. Sorunlarını doldurmanız gerekiyor diyor. Sorunlarım ne lan ya? Google'dan bakıyorum adresine de. Boş yer çıkıyor. Doldursam mı ki acaba orayı? Neyse, orayı doldurayım ben. Arkadaşlar, internette yazanı doldurdum. Ereğli Kapı 1456. sokağa. Şimdi kaydetteyim. Niye kaydetmiyor bu? İlerle. İlerle diyecekmişiz. Tamam, ikinci adım diyor. Fatura tarihi. Burayı doldurup hemen geliyorum. Arkadaşlar, burayı da doldurdum. Şimdi kaydet diyelim. Lütfen bir tutara giren en az 1 TL olmalıdır diyor. Ne tutar ya? Ulaşmamız tutarı. Bir gir. İleri diyelim. 3. adıma geçtik. Şimdi 3. adımı da doldurayım. Geliyorum. Arkadaşlar, sistem attı. Dosyayı PDF haline çevirmiştim. Orada dosya istemişti. Sisteme girdim. Sistem dondu mu attı mı artık. Ne olduysa bilmiyorum. Yapamadım. 3. adımda kaldım. Ama daha sonra nüfusa gidip tüketici haklarına şikayet edeceğim. Arkadaşlar şimdi neden anlamanız gereken... Uykusuzum ya bana bak. Ne konuşacağım bilmiyorum ya. Hiç zorlama o zaman. Böyle yapa yapa zaten amına koyayım iyice gevşekleştim. Artık işe güce sarılmak lazım. Arkadaşlar ondan önce dikkatimi çeken bir olay var. Neden anlamanız gereken noktayı da söyleyeceğim size. Şimdi ben internet faturasını 2 gün geciktirdim. Beni günlük 8 kere aradı TürkNet. Yani şu anda saatlerce uğraşıp TürkNet'in müşteri hizmetlerine bağlanamıyorum. 2 gün geciktirdiğim için beni günde 8 defa arayan TürkNet müşteri hizmetleri ne şu anda ulaşamıyorum. Bu çok garip. Yani bunu size söylemek istiyorum. Adam borca gelince sizi 8 defa arıyor. Ama sizin ona işiniz düştüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle ulaşamıyorsunuz. Yani şu anda ben Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalışsam bir ihtimal ulaşırım ama TürkNet'in müşteri hizmetlerine imkanı yok, ulaşamam. Siz de dahil buna. Karakola gittim. Oradan valiliğe gönderdiler. Valilikten de dediler artık burada değil. Nüfusa taşındı. Velhasıl kelam diyeceğim şu. İnterneti ben bağlattım. İnternet hızında iyiydi, öldür hakkını yemen. Ne çok kötüydü ne çok iyiydi. Orta düzey bir internetti. Ama şöyle söyleyeyim. O paraya daha iyi internetler bağlatabilirdim. Ki neden bağlatmadım diye sorarsanız da şundan dolayı bağlatmadım. Taahhütsüz dendiler. Yani bana istediğim zaman internetten cayabileceğimi söylediler. Bu da beni cezbetti işin doğrusu. Ama ben böyle bir lanet bir şey olacağını bilseydim girmezdim. Yani size diyeceğim de şu, kesinlikle girmeyin. Yani videoda da gördünüz. Benim şifremi unuttum, insanlık hali olabilir. Şifremi unuttuğum için TC kimlik numaram şifre al deniyorum. TC kimlik numaram giriyorum. Sisteme kayıtlı böyle bir abone numarası yoktur diyor. Müşteri hizmetlerini arıyorum. Faturamı ödüyorum. Sisteme kayıtlıyım. Sistemden numara almaya gelince, şifre almaya gelince sisteme kayıtlı değilim. Yani böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. TürkNet harici. Yani diyeceklerim bu kadar. Alırsanız büyük bir ihtimal şimdi olmazsanız bir gün mutlaka pişman olursunuz. Sizleri seviyorum. Bu aralar video atamıyorum, bunun farkındayım. Ama çok efsane bir şekilde geri döneceğim inşallah. İşte ofisimizi kurduk. İşleri güçleri yoluna sokmaya çalıştık. En kısa zamanda Gökhan'ımla beraber ofis tanıtım videomuzda çekeceğiz. Kanalımıza yükleyeceğiz.